paylaşacağım. Şimdi insanların böyle eğitim setlerinde, böyle bilim eğitim setlerinde böyle bir kişi anlatıp geçtiği zaman şey oluyor. Hani o bir kişinin atladığı yerler olabiliyor. Evet. Şimdi insanlar da bunu bilgisayar başında uygulama yapacağı zaman bu hoca burayı anlatmamış. Ya bilmediğinden anlatmamış ya da diğerlerini anlatırken kafa dağılmış, unutmuş olabilir. Evet. O yüzden böyle soru cevap yapıyoruz ki hani benim aklıma geleni ben soruyorum, senin aklına geleni Aynen sen öyle. soruyorsun. Evet. Böylelikle atlamamış, her şeyi Çok zengin anlatmamış bir oluyoruz. içerik oluyor. Evet. Yani İçeriği içeriği zenginleştiriyoruz, ders saatlerimizi artmış oluyoruz ve insanlar daha da ne bileyim sorularını cevaplamış oluyor. Daha önce ondan sormadan önce biz cevaplamış oluyoruz. aynen öyle. Evet. Diğer seçeneğimize gelelim. Line komutu. Klavyeden kısa olarak L tuşuna bastığımızda line komutunu çalıştırabiliyormuşuz. Line komutu profil komutuna benzer ama sadece düz çizgi çizmeye yarar. Ucuca ekli olmaz çizgiler. Örneğin açılı. Birinci noktayı tanımladıktan sonra uzunluk 100 olsun. 120 olsun dedim. Birinci tanımlama yaptıktan sonra artık açısını istersen mouse'la veya yine istersen değer girerek tanımlayabiliyorum. AutoCAD'daki Bir mantık de gibi. Bir de çok yakın. az önce bir daha alttaki çizgiyi bir daha çizelim hocam ya da üstte bir tane çizelim. Burada bir kesişim noktasını veriyor. Devam et hocam yukarıya doğru. Az önce ortadan peki paralellik veriyormuş şu anda bu bize. Paralellik. Şu an Verdi paralellik bak verdi. paralellik Heh, verdi. evet. Bundan bahsediyorum. Tamam. Az önce. Otomatik konstreyn yakalama. Aynen öyle. Ama bunun yakalayabilmesi için bir komutu falan bir şeyin aktif mi Aktif olması ol gerekiyor? tabii ki. Hangi komutu? Onu geleceğim. Tamam. Şurada. Şurada create inferred constraints yani akıllı İlişkilendirme ilişkilendirme. Bunun aktif olması gerekiyor ki şey olsun mi? yapılabilsin. Evet, Bize de aktif aktif değilse olduğu için yapılamaz. yaptı şu anda. Evet. Evet, aynen öyle. Zaten Mesela default olarak hep aktiftir, değil mi? default olarak aktif evet. Örneğin paraleli kaldıralım buradan. Geleceğim konsilenlere de bakın şimdi paraleli Paralel. yakalamıyor. Evet, paralellik verdi. Neden? Çünkü paralelliği ben kaldırdım orada. Evet. Yani paralel şu an Yani paralel olmuyor. biz dedik ki Ha. programa biz senden daha akıllıyız. Sen yakalama boş ver biz yakalarız Evet. dedik. Şimdi peki bunu paralel nasıl yapacağız? Seçtim ikisini birden ve İkisini dedim birden nasıl ki açıyorsun? CTRL'ye basmadın ikisi. herhangi bir şeye basmama gerek yok. Ha. Solid'de ikisi Solid'den düzeltmeli. farklı olarak şöyle bir durum var Linux'te. Birden fazla parça seçebiliyoruz. Birden fazla seçebilmek için mouse'u bir kere tıklamak yeterli. İptal etmek için sadece tekrar shift tuşuna basarak iptal etmek istediğimiz çizgiyi seçerek Seçimleri kaldırabiliyoruz. kaldırıyorsun. Anladım. Shift tuşuna basarak. Tamam. Seçerken herhangi bir problemimiz yok. Ama iptal ederken shift tuşuna basılı tutarak iptal etmek istediğimiz objeyi seçebiliriz. Veya seçim iptalini yaparken şöyle bir bu yeni gelen özelliklerden bir tanesidir. Diyelim ki seçtim ve seçtiklerimi tamamen iptal etmek istiyorsam çizim ekranında herhangi bir yere tıkladığımda bir kere seçilmişliği de iptal Süper. eder. Normalde böyle bir şey yoktu Normalde diğer böyle bir şey versiyonlarda. yoktu. Evet, diğer Evet, versiyonlarda bu ESC'ye yok. basmanız gerekiyordu. Aynen öyle. Böyle bir şey de aklınızda bulunsun. Hocam şimdi şeyi açacağız tekrar. O para Açalım. ilişkilerini açıyorduk. Açalım şöyle. Şurada şimdi şu işaretli şu an bu ilişkiler verilsin verilmesin kısmı. Bu da hangi ilişkilerin verilmesi kısmı? Paralelliği versin, işte çıkışıklığı Tanjantlı vermesin, versin. tanjantlığı vermesin, onu versin, bunu versin dediğimiz Gibi şeylerdi evet. anladım. Okey dedik. Şu an paralelliği de aktif bir şekilde yakalayabilecek. Tamam. Line komutu dediğim gibi birinci noktam uzunluk veya ikinci noktam. Evet. Line komutu bu şekilde. Bir sonraki videoda ise arka anlatılacak.